Kurtarıcımız olan, diri yaşayan İsa Mesih'in inayeti, selameti her birinizin üzerine yağmur gibi yine bugün dökülsün sevgilerimizle. Rab sizi ruhta pekiştirsin ve bereketlesin. Ta ki bütün düşüncelerimiz yenilenmiş olarak Rab'bin elinde yan yana oturalım. Ve yenilenmiş düşünceler üzerinde de Rab kendi harikalarını yapsın. Kendi kudretini göstersin ve bizi tümüyle değiştirsin. Çünkü kelamın amacı bizi değiştirmek. Yeni yaşamın çocukları yapmak, dünyadan ayırmak ve göksel krallığın çocuklarına yaraşır bir yaşam sürebilirim diye bizi tazelemek ve kuvvetlendirmek istiyor. O yüzden de biz haftanın ilk gününde Rabbin önüne geldiğimizde hem onu övmek, onu yüceltmek, onun harikalarını ilan etmek, onunla müşareket içinde olmak, hem de ondan öğrenmek ve ona benzer olmak üzere bizdeki zayıflıklarımızı, eksiklerimizi üzerimizden atarak Mesih'te tümüyle yeni bir yaratılışa sahip olmak. Çünkü iman ettikten sonra eğer ki hala orada kalırsak ve yeni yaratılışı giyinmezsek bize ne faydası olacak sevgili kardeşler? Bakın Filipililere yazılan mektupta Paulus Resul şöyle söylüyor. Birinci bölüm 29-30. Ayetlerde. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce de bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğünü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek. Bakın Mesih'e iman etmekle kalmamızı istemiyor. Nasıl ki diyor ben Paulus, sizin önünüze gelen zorlu bir çaba içerisindeyim. Kendi hayatımı değiştiriyorum, düşüncemi, fikrimi değiştiriyorum ve her şeyi Mesih'e odaklamışım. Amacım onu izletmek ve yüceltmek. Sadece onu tanımak değil, onu hayatımda yaşamak, yaşatmak ve birçoklarına bu konuda örnek olmak. Bu yüzden de Paulus Resul mektuplarında olsun, kendi yaşantısında gittiği her yerde ne yapıyor? Birçoklarına kendisini örnek gösterebiliyor. Kardeşler diyor, beni örnek alın. Ben Mesih'e benzediğim gibi siz de bana benzeyin. Ben Mesih'te yaşadığım gibi siz de Mesih'te yaşayın. Sadece İsa Mesih'i bilmek ve tanımak yetmiyor sevgili kardeşler. Biz buraya geldiğimizde İsa'nın kimliğini öğrenmek için gelmiyoruz. İsa'nın kimliğini bir hafta içinde öğrenirsin. Öğrenmenin ne faydası var? Öğrenmek istiyorsan öğrenebilirsin. Zaten İsa'nın kimliğini öğrenmek için fazla akıllı olmaya da gerek yok. Eğer şeytanın bağından birazcık kurtulabilirsen, onun her şeyden üstün bir yere sahip olduğunu, her şeyden üstün bir ünvana sahip olduğunu, her şeyden üstün bir güce, kudrete sahip olduğunu hemen anlayabiliriz. Peki bu yeterli mi? Ne dersiniz? Onun üstünlüğünü bilmek bize artı puan kazandıracak mı? Birçokları biliyorlar, İsa tekrar gelecek diyorlar. Ne faydası var? Şeytan da İsa Mesih'in kim olduğunu çok iyi biliyor. Şeytan da biliyor ki gün gelecek, İsa Mesih kendisini bağlayıp zindana atacak. Gün gelecek bütün hava değişikliklerini, cin değişikliklerini Yemenli son bulacak. Şeytan da bunu çok iyi biliyor. Gününün yaklaştığını, sonunun yaklaştığını çok iyi biliyor. Ama hala bir şey değişmiş değil şeytan için. Peki bizim hayatımız ne olacak sevgili kardeşler? Bizim hayatımız sadece İsa'yı tanımakla mı kalmalı, yoksa İsa'yı tanıdıkça bizim hayatımızda her geçen gün değişmeli mi? Ve bizim adımlarımız her geçen gün daha ziyade İsa Mesih'e yaklaşmalı mı? Paulus Resul'ün burada bir ısrarı var. Bakın diyor, ben nasıl ki bir yaşam sürdürüyorum, nasıl ki Mesih'i izletmek için putperestler arasında kendi canından vazgeçiyor sanki. Daha ileriki bölümler okuduğumuzda diyor ki, kanın adak şarabı gibi dökülsün diyor. Yani kendi canından, kendi kanından vazgeçiyor Mesih İsa'nın izletlenip ve yüceltilmesi için. Peki biz yeri geldiğinde canımızdan vazgeçebiliyor muyuz? Mesih uğruna dünyanın birçok şeylerinden vazgeçebiliyor muyuz? Biz arzularımızdan vazgeçebiliyor muyuz? İsteklerimizden vazgeçebiliyor muyuz? Duygu ve düşüncelerimizi tartıp da Mesih'e uygundur veya değildir diye bunların yorumunu, bunların hesabını yapabiliyor muyuz? Veya yapıyor muyuz? Veya işimize geliyor mu yapmak? Ne dersiniz kardeşler? Paulus Resul
bugün yine Filipililere yazmış olduğu mektupla bize konuşuyor kutsal ruh vasıtasıyla. Kutsal ruhun amacı bizim yenilenmemiz ve tazelenmemiz. Onun için diyor ki, Mesih'e sadece iman etmekle kalmayın. İmanda büyümemiz lazım. Çocuk doğar ama büyümesi lazım. Çocuğun büyümesi için beslenmesi lazım. Bu yüzden de biz istiyoruz ki en azından haftanın bir günü Rabbin önüne gelelim ve Rabbin önünde ilahilerle coşalım ve Rabbin kelamını yüreğimize alıp o kelamla kendimizi tazeleyelim. Ama bu haftada bir gün de yetmez. Kendimiz birebir Mesih ile zaman geçirmeliyiz. Birebir İsa ile zaman geçirmeliyiz. Birebir o kelamın içine girmeliyiz. Ve Mesih İsa'yı yakından tanıyıp onun düşüncelerinin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Biz çoğu zaman haça bakıyoruz. Haçta İsa kurtarıcıdır. Günahlarımız için öldü, tamam. Orada duruyoruz. Niye günahlarımız için öldü? Günahı hayatımızdan kaldırmak için. Günahı üzerimizden yok etmek ve günahın egemenliğini bizden çözmek için. Peki günahın egemenliği bizden nasıl çözülecek? Sadece dua etmek yetecek mi? Sadece iman ediyorum, tövbe ediyorum demek yetecek mi? Günah her an bizim önümüzdedir. Her an kapımızın önünde. Günah her an eşiğimizde. Günah her an fikrimizde. Her an bizim yüreğimizde. Öyleyse bu bir savaş sevgili kardeşler. İçsel bir savaş var. Dünyadaki dışarıda olanlardan ziyade kendi yüreğimizde, kendi düşüncelerimizde bir savaşımız var. Paulus Resul bu savaşı çok iyi vermişti. Verdiği için diyor ki, benim için yaşamak Mesih'tir. Noktayı koymuş. Yaşamak Mesih'tir. Ama biz için, bizim için nedir yaşamak? E kardeşim daha gün göreceğiz ya. İstanbul'un çok güzel yerleri var, daha gezmedim, tozmadım. O alemin tadını daha tatmadım. Onun için biraz yaşamam lazım. Bu gençlik varsa gençliğin kıymetini bilmem lazım. Her gün kiliseye kapanmak olmaz ki, her gün İncil okumak olmaz ki. Bu dünyada ölüm var kardeşim, sonu ölüm. Öyleyse ne varsa bütün hepsinden bir faydalanayım, bir göreyim değil mi? İnsanoğlunun düşüncesi bu değil mi? Ama Mesih'in düşüncesi bu değil. Mesih'in bir tek düşüncesi vardı, insanların üzerinde egemenlik süren bu günahın kuvvetinden insanoğlunu nasıl uzaklaştırabilirim? İnsanların iç dünyasını nasıl gayretlendirebilirim ki günaha karşı savaşsınlar? Bütün güzelliklerin içerisinde mutlaka bir köşede günah pusuya yapmış bekliyor. Evet, Tanrı bütün güzellikleri yarattı. Tanrı her şeyi kusursuz yarattı. Ama şeytan bir köşede. Ne diyor? Bu dünyadaki her şey üzerinde bana egemenlik verildi. Bana yetki verildi diyor. Öyleyse o egemenlik, o yetki sahibi olan şeytan elindeki her fırsatı değerlendirerek seni ve beni tuzağa düşürüp imanda büyümemizi engellemek istiyor. İman hayatında olduğumuz yerde kalmamalıyız sevgili kardeşler. Bu bir mücadeledir. Kendi fikrimle bir mücadele edeceğim. Kendi duygularımla mücadele edeceğim. Kendi arzularımla mücadele edeceğim. Çoğu zaman fikrime, duygularıma, arzularıma bakıyorum ki bunlar Rabbin isteğine uygun değil. Peki ne yapmalıyım? Ya ben canım böyle istiyor kardeşim. Rabb böyle beni kabul etsin. Benim yaratılışım bu. Benim tabiatım bu. Benim karakterim bu. Ben bunu değiştiremem. Demek yeterli mi? Demek yeterli mi? Hayır. Çok zayıf bir iman hali, pasif bir imanlı hali, korkak bir imanlı hali, fedakarlık etmekten kaçınan bir imanlı hali. İmanı fedakarlık etmesini bilmelidir. Kim uğruna? Mesih uğruna. İmanlı birçok şeyden vazgeçmesini bilmelidir. Mesih uğruna. Birçok şeye Mesih'in gözüyle bakmasını bilmelidir. Çünkü her zaman benim için faydalı olan şey Rabbin gözünde iyi değildir. Benim için doğru gördüğüm şey her zaman Rabbin gözünde doğru değildir. Öyleyse bir şeyi tartarsa, bir şeyin yorumunu yaparsa, bir şeyi düşünürse, bir şeyi konuşursa Rabbin gözünde acaba bu nasıldır? Onu düşünmemiz lazım. Rabbin ölçülerine göre hareket etmemiz lazım. Eğer Rabbin ölçülerine göre hareket ediyorsak bu demektir ki bizim bir gayretimiz var. Bir çabamız var. Bir mücadelemiz var. Bu mücadele önce iç dünyamda benim kendimle olan mücadele. Arkasından insanların önündeki, insanlar üzerinde işleyen şeytan egemenliğine karşı bir mücadele. Amaç nedir? Mesih'in izzetlenmesi ve yüceltilmesidir. Ha kolay bir şey mi? Sıkıntılarla çekeceksiniz, zorluklarla çekeceksiniz.
O yüzden diyor ki, bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğünü duyduğunuz zorlu çaba. Bakın, İsa Kutluyorlar, pardon, Pavlus kutperestler arasındaydı. Onların arasında nasıl bir çaba gösteriyor? Zorlu bir çaba. Mesih'te olmak kolay bir şey değil. Bütün karanlığı içerisinde, dünyanın günahının içerisinde sen kutsallaşman için mücadele vereceksin. Her tarafı kuşatılmış. Kolay bir şey değil. Ama Mesih ile mümkündür sevgili kardeşler. İmkansız olan bir şeyi Tanrı kelamı bize yazmadığına verilerdi. Aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekme ayrıcalığını da size verildi diyor. Mesih uğruna bir ayrıcalık. Acı çekme neresi ayrıcalık? Neresi ayrıcalık? Acı çekmekte ayrıcalık var mı? Acı çekmenin bir ayrıcalığı var mı? Mesih uğruna acı çekeceğim. Niye? Niye acı çekeyim? Selamette yaşamak varken, güzel güzel yaşamak varken, günümü gün etmek varken niye acı çekeyim ki ben? Mesele burada zaten. Niye? Niye biliyor musun? Acı çekmek günahlara karşı direnmektir. Biliyor musunuz, insanın en büyük savaşı kendi iç dünyasındadır. Şeytan birçok konuda seni öylesine bir kışkırtır ki, düşüncelerini öylesine bir kışkırtır ki, o kışkırtmalar karşısında suskun durabilecek misin? İç dünyana kapanabilecek misin? Benliğin öylesine bir harekete geçecek ki, gururun öylesine bir harekete geçecek ki, birçok şeyin önüne geçecek. Onlara sus, dur diyebilecek misin? En büyük savaş insanın kendi gururuyladır sevgili kardeşler. En büyük savaş insanın kendi benliğiyledir. Çok şeyler yenebilirsin, kelamı çok iyi öğrenebilirsin ama gururunu yenmeyi kolay kolay öğrenemezsin. Benliğini yenmeyi de, nefsini zapt etmeyi de kolay kolay öğrenemezsin. Bunlar o kadar hassas şeyler ki. Ama asıl galibiyet buradadır. Asıl galibiyet. Size şunu söyleyeyim, Pavlus da zannediyorum ki ilk yaşantısına baktığımızda çok gururluydu, çok kibirliydi, kendini çok dindar, çok imanlı sayıyordu. Hatta bazı tartışmalar yerinde birdenbire övünüyor. Ben ki diyor, ben yanlış soyundanım diyor, ben ki Ferisi oğlu Ferisiyim, ben ki şöyle yaptım, ben ki böyle yaptım. Eğer övünmek gerekiyorsa diyor, benden fazla övünecek adam yok diyor Pavlus. Fakat susuyor. Hayır, övünmüyor. Hayır, gururlanmayacağım. Ben nefsimi öldürdüm. Ben gururumu öldürdüm. Ben artık efendim olan İsa Mesih'e benzer olmak istiyorum. Çünkü o Mesih'teki o derin, sınırsız, sonsuz sevgiyi tanıdım. Kardeşler, olgunlaşmak kolay bir şey değil. Olgun imanlılar istiyor Tanrı kelamı. Tahammül eden, dayanan, sabreden, seven ve kendisinden veren imanlılar istiyor Tanrı kelamı. O yüzden de bu konuda kendimizi her birimiz tartalım. Ölçünün neresinde kalıyoruz? Tarttığımız zaman terazi ne tarafa doğru ağır basıyor? Bunları iyi düşünelim. Bu bir zorlu mücadeledir. Hiç sağdakine soldakine bakmayalım. Hiç birimiz diğerine bakmayalım. Ama öyle yapıyor. Ama bu böyle dedi. Ama onun yüzünden. Ama şu şöyle söyledi. Yok. Kim neresi desin? Bunlar hep bana hikaye geldi. Sen kendi hayatına bak. Kendi hayatın nasıl? Kendi hayatını ortaya koy. E canım tamam, yani bizim de var, benim de var ama yani o kadar da değil öyle. Yok yok. O kadar da yeri değil. Hiç olmayacak. Eğer ki varsa sus. Ve konuşma. Yargılamaktan kaçın. Kendini olgunlaştır. Eğer sen olgunlaşırsan, olgun meyve ortaya koyarsın, senin karşısında cahil de utanır seni gördüğünde. Mutlaka eninde sonunda utanır. Mesih nasıl davranıyordu sevgili kardeşler? Mesih nasıl davranıyordu insanlar arasında? Deliyle karşılaştı, akıllıyla karşılaştı, gururuyla karşılaştı, kibirliyle karşılaştı, zenginle karşılaştı, fakirle karşılaştı, her türlü insan kesimiyle Mesih karşılaştı. Eğer ki bir türlü insan kesiminin içinde yaşıyorsa, o insanlara karşı nasıl tavır sergilememiz, onların yüreğine nasıl girmemiz gerektiğini biz Mesih İsa'dan çok iyi öğreniriz.
Size şunu söyleyeyim, dünya üzerindeki psikologlar, eğer ki Mesih'in düşüncesini tanısalardı, insanlar o kadar çok faydalı olurlardı ki. Dünya üzerindeki iş adamları eğer Mesih'i tanısalardı, dünya üzerindeki yönetimler eğer Mesih'i tanısalardı ve Mesih'in her konudaki tavrını, davranışını iyi öğrenmiş olsalardı, biliyor musunuz bugün dünya bambaşka olurdu. Çünkü Mesih her kesim içinde bulundu ve her kesime nasıl hitap edeceğini de çok iyi biliyordu. Niye? Gerçi Tanrı değil miydi? Gökten gelen değil miydi? Eğer gururlanmaksa en büyük gururlanmak Mesih'e yakışmaz mı? Eğer övülmezse en büyük övülmek payı Mesih'e düşmez mi? Eğer kibirlenmekse, yüksekten bakmaksa Mesih'e yakışmaz mı? Mesih'in değil mi övgü ve yücelik? Gökten gelen değil mi? En yücelerden gelip de insan beden alan değil mi? Ama biz ayetin geri kalan kısımlarını Efes Filipililere yazılan mektubun ikinci bölümünü okuduğumuzda ikinci bölüm 5. ayetten itibaren bakıyoruz ki Mesih İsa'daki düşünce diyor sizde de olsun. Mesih'teki düşünceyi hemen ortaya koyuyor. Neymiş Mesih İsa'daki düşünce? Tanrı özüne sahip olduğu halde diyor Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir şey olarak diyor, bir hak olarak kabul etmedi. Tanrı özüne sahip olduğu halde kul özünü aldı diyor. Kendisini alçattı. Ve her konuda diyor alçak gönüllülük gösterdi. Sıradan, zavallı, zayıf bir insanmış gibi. Ama o zayıflığın, o zavallılığın içinde ne vardı? Kudret ve kuvvet vardı. Günahı yenen kuvvet vardı. Dünyayı yenen kuvvet vardı. O yüzden sevgili kardeşler, Paulus Resul nasıl ki diyor ki ben Mesih'e benziyorum, siz de bana benzeyin. Bakın bu çok önemli bir söz. Kolay kolay biz kendimizi insanlar arasında örnek gösterebilir miyiz? Kardeşim sen beni takip et yeter. Var mı aramızda? Bana benzer yeter, gerisini boş ver. Nasılsın sen Mesih'i görmedin, görsen de anlayamayacaksın. Okumayla da bir şey çözemiyorsun. En iyisi bak burada bir örnek var, bu örneğe bak. Sen benim gibi ol yeter. Diyebilecek miyiz? Ama dememiz lazım. Diyebilmemiz lazım, denilmesi lazım. Hatta demeye de gerek yok. İnsanlar birbirlerine diyebilmeliler. Kardeşim bir tane örnek istiyor musun? Hakikaten falancası var ya, tam bir Allah adamı. Tam bir Allah adamı. Hakkımızda böyle şehadetlerin olması lazım. Tam bir Allah adamı olacak şehadetler. İnsanların dudaklarından bizim için akmalı. Ama peki bu nasıl olacak? Bu ancak ve ancak İsa Mesih'i tam tamamıyla tanımaktan geçecek. Evet İsa diyor. Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymaz ama kur özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Yüceliğini bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmı üzerindeki ölüme bile boyun eğerek kendisini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adı üstünde olan adı bağışladı. Tanrı ona oğlum dedi. Her adı üzerinde olan bir isim. Neden? Çünkü Tanrı kelamında bize demiyor, kendini alçaltan ne olacak? Yükseltilecektir. İşte kardeşler, kendimizi alçaltmak nasıl olur? Kendimizi nasıl alçaltacağız? Kendimizi insanların önünde nasıl alçaltabiliriz? Bunun yolu nedir? Tutabilir miyim böyle boyunca? Ben çok utanırım tabi hepimize bak. Sen bunu böyle mi alçaltacaksın? Ben her zaman insanlar, bunu da ben böyle alçaltabilir miyiz? Ha bunları yaparız. Ama ufak bir şey olduğu zaman gözden söyle. Çok alçak, alçak görülmüşe bir hareket değil mi? Yani ama. Alçak görülmüşe şeyler mi bunlar? Ama sen var ya sen. İşte bir güne yaptın. Sen bizi tamamen ne kadar alçak görülecek yani. Bak çok basit şeyler.
Değil mi? Aslında çok basit. Ama bunlardan vazgeçmek çok zor. El içinde olsun, iş yerinde olsun, kilisede olsun, sokakta olsun, arkadaşlar arasında olsun. Bunlar yapıyor muyuz? Bu zayıflıklarımız var mı? Peki bu zayıflıklar arasında nasıl olacak da biz alçak gönüllü olan Mesih'i yansıtacağız? Nasıl buradaki yansıtacağız? Biliyor musunuz? Başkası yaparsa başkası suçlanmaz. Dışarıdaki sıradan bir insan bunlardan herhangi birini yaptığı zaman inanın hiç kimse ona demez, yakışıyor mu sana? Demez. Ama sen ki diyorsan, ben İsa'ya iman ediyorum, ben Mesih İsa'ya aitim, bunlardan birini yaptığın zaman hemen karşıdaki iman etse de etmese de. Yakışıyor mu sana? İsa'dan bahsediyorum. Bu nedir Halil? Suratına bak. Tipine bak, tipim bile değişti. Gözlerine bak, ateş gibi oldu. Dişlerin cırdamaya başladı. Bu mu senin anlattığın iman? Dedikleri zaman ne yapacağız? Yok, yerin dibine girmiyoruz. Aksine daha yerine havaya kapılıyoruz. Ya kardeşim ben de insan, ben de Allah'ım. Hayret bir şey ya, adamı dinden imandan çıkarıyorsunuz, ondan sonra da konuşuyorsunuz. Bir de kabahat benim mi? Karşıdaki ne gibi kabahat diyor? Karşıdaki her zaman kabahat mı? Karşıdaki zaten kabahatın içinde yaşıyor. Mesele senin o kabahatın içine düşmemen. Mesele senin o tuzağa düşmemen. İsa'nın etrafında her kabahatlerle dolu insanlar vardı. Dört bir taraftan kuşatılmıştı. Ama bütün o kabahatlerle dolu insanların arasında İsa yenilmedi. Yenilmeyen bir güç ve kudret sahibi olan İsa Mesih aynı yenilmeyen gücü ve kudreti bize de vermek istiyor. O yüzden dedi ben gidiyorum size kutsal ruhu göndereceğim. Kutsal ruhu. Kutsal ruhu alınca üzerinize güç gelecek. Ve her yerde benim şahitlerim olacaksınız. Benim öğrencilerim olacaksınız. Siz benden öğrenin, dünyadan değil. Ve böylelikle Tanrı'nın gözünde hoş olanı yaptı ve Tanrı da onu diyor pek çok yükseltti. İnsanların bizi yüceltmesi ne işe yarar kardeşler? İnsanlar çokları var, çok starlar var, çok yıldızlar, çok artistler, çok devlet adamları, insanlar onları yüceltiyor. 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra yıldızlar sönüyor, kendi isimleri de kaybolup gidiyor. İnsanların yüceltmesi ne olacak? İnsanlar menfaat için yüceltirler. İnsanlar çıkar için yüceltirler. Ama Tanrı öyle değil ki. Önemli olan Tanrı'nın yüceltilmiş ve Tanrı'nın önünde yüceltilmiş olmak. Çünkü Tanrı'nın önünde yüceltilmiş olmak ebedi krallığı miras almak. Tanrı bu dünyanın nimetlerinle dolup taşarak ebedi hayatı kaybedelim diye bizim elimize bütün bu zenginlikleri sunmuyor ki. Zenginlikleri sunucunun bu dünyada bütün bu güzellikleri verişinin bir amacı var. Biliyor musun diyor. Bak yüreği bu geçici şeylere nasıl da bağlanıyor. Bu gördüğün güzellikler var ya, daha iyisini, ebedi olanı, kalıcı olanı senin için hazırladı. Ama sen şimdiden kendini hazırlamalısın. O dünyaya görsel yaşama layık bir evlat olduğunu bu dünyada insanların önünde sergilemelisin. Bunu insanların önünde göstermelisin. Eğer sen bunu yaparsan, size verdiğim örneğe yanaşır biçimde yaşarsanız, ben de size oğullarım ve kızlarım diyeceğim. Ben de sizi öveceğim ve yücelteceğim. Bir evlat, annesinden ve babasından ayrı değildir. Ayrı olmayı da düşünemez. Çünkü bir soyun çocuğudur. Bir ailenin çocuğudur. Bir ailenin üyelerinin birbirlerine karşı sorumlulukları var, değil mi? Beni ilgilendirmez diyebilir misin? Ailem beni ilgilendirmez, bana ne diyebilir misin? Baba çocuklarım beni ilgilendirmez, bana ne diyebilir mi? Aklı başında olanlar böyle bir şey söylemezler. Ve her biri de birbirini onurlandırmak için gayret ederler. Kilise de öyle olmalıdır. Kilise de birbirini onur ettirmelidir. Çünkü her kesimden, her anlayıştan insan geliyor. Ve her yapıdan insan geliyor ve burada bir yerde birleşiyor. Mesih'te birleşiyor. Ve hepsinin baktığı bir tek örnek var Mesih. Fakat çok ilginçtir. Herkes bir yere bakar ama herkes farklı farklı şeyler görür. Bakın şimdi hepiniz buradasınız. Bir anda hemen şuraya bir perde koysam, sonra her birimize tek tek sorsam, bakın yarım saatleri sizin önünüzdeyim. Ben de gördüklerinizi anlatın desem.
ve düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeyler anlatmaya çalışırken hiçbirinizin dediği bir diğerine uymayacak. Çünkü her birinizin dikkat çeken noktası farklı yerlerdir. Lisedeyken felsefe öğretmenimiz sınıfa geldi. Yarım saat felsefe dersini anlattıktan sonra arkasını döndü. Sonra birdenbire önünü döndü. Dedi ki, benim kravatımın rengi hangi renk? Yarım saat geçmiş. Sınıfın içinde dolaşıyor. Ve herkes bir şey söyledi. Biri dedi kırmızı, biri dedi beyaz, birisi dedi siyah, biri bir şey dedi. Ve ben çocuklarım dedi, yarım saat dedi karşınızda duruyorum ve beni seyrediyorsunuz. Bana boş gözlerle mi bakıyorsunuz? Elini mi çekti ki kravatı yoktur. İşte biz buyuz. O kadar dalgın ki, o kadar durgun ki. Ama böyle olmamalı kardeşler. Bu yüzden de bizim dikkatimizi dağıtan ne varsa üzerimizden sıyırıp atmamız lazım. Ve dikkatimizi Mesih'e vermemiz lazım. Mesih'e bakarken Mesih'in fotoğrafında biz neyi görüyoruz? Bizim dikkat ettiğimiz nokta ne? Ama onu bir bütün olarak görmemiz lazım. Onun yaşantısını bir bütün olarak ele almamız lazım. Eğer ki yaşantısını bir bütün olarak görürsek, o bütünlüğü kendi iç varlığımızda yerleştirirsek bize faydası olur. Yoksa Mesih'teki bir yönü alır, öbür yönü bırakırsan zayıf olursun ve iman hayatında bir türlü büyüyemezsin ve gelişemezsin. Bakın, Tanrı kelamı söylerken ne diyor? Tanrı'nın bütün doluluğu, bütün doluluğu İsa Mesih'te mevcuttur. Yarım bilgi her zaman insanın başına bela olur. Eğer bir şey öğreneceksen tam öğreneceksin. Bir şey yapacaksan tam yapacaksın. Hele de bu hayati bir mesele ise tamıyla bilmen lazım. Yarım bilgi her zaman bela getirir. Ve sıkıntı yaratır. Ve aynı zamanda ne olur biliyor musun? Cesaretinizi sizin elinizden alır. Cesur olamazsınız. Bilgi aynı zamanda cesaret verir. Bilgi aynı zamanda özgüven verir. Eğer ki Mesih'i tümüyle tanımış olursan Mesih'te bir cesaretin olur. Mesih'i tümüyle tanımış olsan Mesih'te bir tesellin olur. Mesih'i tümüyle tanımış olsan Mesih'te bir sevgin olur. Cesaret, teselli ve sevgi ve bunlar bir araya geldiğinde güç gelir. Ve insanlar arasındaki yaşantın farklı olur sevgili kardeşler. O yüzden de diyor ki, evet Tanrı işte kendi doğruluğunun gördüğü Mesih'ten hoşnuttu ve ona uygun dedi. Öyleyse madem ki tanrısal bütün doluluk İsa Mesih'tedir, İsa Mesih'in bütün doluluğu da kimde olmalı? Bizde olmalı. Ve bize bakanlar bizde Mesih'i görmeli. Şimdi ben savaş vermeliyim. Mesih'in doluluğu bende olsun diye savaş vermeliyim. Mesih'e benzemek için savaş vermeliyim. Dışarıdakilerin ne yaptığına göre değil, dışarıdakinin ölçülerine göre değil, Mesih'in ölçülerine göre kendimi eğitmem ve olgunlaştırmam lazım. Bu yüzden de Paulus Resul İsa Mesih'i örnek gösteriyor, kendisini örnek gösteriyor ve imanlı topluluğuna diyor, kardeşler sizden istenilen bu. Mesih gibi alçak gönüllülüğü kuşanarak hiçbir şeyi boş övünmelerle yapmayın, boş söylenmelerle yapmayın, boş böbürlenmelerle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün sayılsın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Demek ki İsa Mesih hep başkaları için mücadele etti. Biz de hayatımızda başkalarını olgunlaştırmak ve onların yararını gözetmek durumundayız. Ama ben kendimi olgunlaştıramazsam başkalarının yararını nasıl gözeteceğim? Ben kendimi yetiştiremezsem başkalarını nasıl yetiştireceğim? Önce ben kendime öğrenmem gerekiyor değil mi? Önce benim yetişmem, benim öğrenmem lazım. Benim örnek olmam lazım. Her bir imanın kendi hayatında sorumluluğu var. Mesih'in önünde bir sorumluluğunuz var. Onun için Mesih dünyadan sizi seçti. O yüzden size bir ayrıcalık verdi. O yüzden size oğullarım, evlatlarım dedi. O yüzden sizi kendi önüne getirdi, adınızı yazdı hayat kitabına. Ve benden öğrenin dedi. Ta ki ne olasınız bu dünyada, bu karanlık içerisinde parlayan yıldızlar gibi olasınız. O yüzden diyor ki, her şeyi söylenmeden, çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocuklar olasınız. Tanrı'nın amacı bu. Kusursuz, saf,
Tanrı'nın lekesiz çocukları. Öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun. Paulus Resul istiyor ki Filipi Kilisesi'ne yazdığı mektupta sizinle diyor övünecek bir şeyim olsun. Birbirimizle övünebilmeliyiz kardeşler. Birbirimize utanç kaynağı olmayacağız. Birbirimize övünç kaynağı olmak için gayret göstermeliyiz. Ama ne diyor? Aralarında yaşadığınız bakın hiçbir şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın. Bu çekişme de kötü bir huy. Ama ne yazık ki var. Ve diyor yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Yaşam sözü nedir? Elimizde bulunduğumuz Tanrı kelamıdır değil mi? Elimizde bulunduğumuz İncil'e ne yapacağız? Sımsıkı sarılacağız. Filipililere yazılan mektubun ikinci bölümü 14. ayetinden itibaren böyle söylüyor. Yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sabır kuşağın ortasında kime benzetiyor? Yıldızlara benzetiyor imanlılara. Yıldızlar ışığını nereden alır? Güneşten alır değil mi? Bizim ışığımız kimdir? Biz ışığın kaynağı değiliz. Ama ışığı yansıtanlarız. Bizim ışığımız Mesih'tir. Mesih'ten aldığımız ışığı ne yapmalıyız? Yansıtmalıyız. Ve biz ışık olmayız. Işıkta bir karanlık yoktur. Yani günahın kuvvete yemenlik süremez. Işıkta ne var aynı zamanda biliyor musunuz? Parlaklıkta ne var? Saflık var. Temizlik var. Işıkta hayat var. Işığın olduğu yerde hayat var değil mi? Karanlığın olduğu yerde hayat var mı? Var, niye olmasın? Gece hayatı diyorlar zaten. Duymadınız mı? Gece hayatı. Orada da bir hayat var. Ama bir gündüz hayatını yaşayanlara bakın, bir de gece hayatını yaşayanlara bakın. Yarım saat, bir saat çok iyi bilirler. Aradan iki saat geçer, üç saat geçer, o gece hayatı yavaş yavaş adamlar devrilmeye başlar. Gözler şaşı olmuştur, gözler döner, kulak işitmez. Surat pancar gibi kıpkırmızı olurdu. Dil tertelenmiştir, konuşamazlar artık. Herkes birbirine çarpar. Kimin ne yaptığını, ne dediğini anlamazsın. Gecenin karanlığın hayatı adamı böyle yapar. Adamı sarhoş eder. Ama ışık insanı kendine getirir değil mi? Karanlık uyuşturur. Ama ışık içeri girdiği zaman insan zindeleşir. Işığın olduğu yerde gözlerin de parlamaya başlar. Ne dersin şu an yani şu perdeleri bir açalım, güneş gelsin de kendimize gelelim. Işık demek ki adamı kendisine getiriyor. Işığın olduğu yerde ne vardır? Aynı zamanda sevinç vardır. Karanlıkta sevinç olmaz sevgili kardeşler. Kimse karanlıktan mutlu olup da işleyen duydunuz ki oh ne güzel ya ortalıkta zifiri karanlık oldu çok. İçim açılıyor bu karanlık ortamda böyle kendime geliyor. Kendimi buluyorum diyen biri var mı? Var mı? Olmaz. Ama ışık da öyle değil değil mi? İşte siz de insanları kendine getiren, insanların içini açan, insanlara sevinç getiren ışıklar olmalısınız. Ama senin içinde o ışık yanmıyorsa başkası senden o ışığı nasıl görecek? Nasıl görecek? Her dakika suratın asıksa, her zaman nefretle kinle bakıyorsan, her zaman dudaklarını büküyorsan, her zaman zevksizsen, hiçbir şey hoşuna gitmiyorsa, hiçbir şey seni mutlu etmiyorsa nasıl olacak? Sende ışık nasıl yansıyacak? Yansır mı? Aman dersin, ne onun yüzü ne de bilmem neyi dersin. Görmek istemez. Fakat içeride ışık varsa, ışık nereye yansır? Yüze yansır, yanaklara yansır, ışık göze yansır. Ve bu da pozitif enerji diyorlar bir halk arasında. Senden iyi elektrik alıyorum. Bir elektrik işi var. İnsanlar da artık elektrik üreten makineye benziyor. Herkes birbirine elektrik veriyor, enerji veriyor. Senden enerji aldım, senden elektrik aldım. Nasıl alıyorlarsa bilmiyorum, ben hiç kimseden elektrik alamıyorum. Herhalde bende bir katkı soru var. Sevinç duyabilirim, sevinci alırım ama herhalde insanlar bunu bilmiyorlar. Bu sevinç kaynağının ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanın içinde bir coşku var. Kardeşler, eğer bir ruh doluluğu varsa, ruhun doluluğu, Mesih'in bilgisi varsa, Mesih ne yapar? İç dünyamızı aydınlatır. İç dünya aydınlandığı için de canlanırsın, tazelenirsin,
konuşmam farklı olur, dilim farklı olur, üslubum farklı olur. O zaman karşıdakinin uyuşuk halini de yırtmaya başlarsın. Ve sonra da ki yani ki seninle karşılaştım ya. Ya ki birdenbire kendime gelmeye başladım. Ne güzel konuş konuş devam et. Şimdi birçok insanlar telefon açarlar, telefonla terapi yapıyoruz biz. Buraya gelmelerine gerek yok. Dua etmeye de bazen gerek yok biliyor musun? Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Diyor ki çok şükür diyor, hamdolsun diyor. Hocam diyor, Allah razı olsun senden, rahatladım diyor. Dua etmezsen bu olur. Ya, duayı da unutuyor. Gerek niye? Çünkü Mesih'den gelen o sevinçli sözleri, hayat veren, canlılık atan sözleri iman ederek inanlara dolu dolu, tatlı bir üslupla, sevecenlikle anlatırsan, içerideki de uyuşuk olsa da yine uyanacaktır sevgili kardeşler. Ama biz çoğu zaman kanıksıyoruz. Artık bu kelamı öyle ezberlemişiz, Mesih'i tanımışız ki bunu okuduğumuz zaman biz de daha fazla uyuşmaya başlıyoruz. Ya diyor bunu ne zaman okumaya başlıyorsam öyle bir de uyku geliyor ki diyor. Sanki uyku ilacı. Uyuyasın diye verilmiş sanki. Eğer uyuyorsan bir tetkik var içerisinde. Işık uyandırır, uykuda olanı uyandırır. Karanlığın bir gücü var, ağırlığın bir kuvveti var demek üzerinde. Yenilenmelisin. Ve sen ışık kaynağı olarak sevinç, yaşam veren biri olmalısın. Rabbin kelamının istediği bu. Yaşam onun oğlundaydı. Yaşam sizdeydi. Yaşam sizde. Sizde yaşamı bulacaklar. Aralarında yaşadığınız sapık kuşağın ortasında kusursuz saf olun diyor değil mi? Kusursuz saf Tanrı'nın lekesiz çocuklar olasınız. İstediğimiz budur diyor. Ne demek kusursuz ve saf olmak nasıl bir şey? Saflık iyi mi saflık? Saf insanları sevdin mi peki? Hani anlayışa göre değişir. Ya bu da zavallı safın biridir bak mesela. Niye öyle bilirim? Saftır. Saftır zavallıdır. Yani içinde kötü niyet yoktur. Art niyet yoktur. Saf olduğu için. Bazen o saflığı tuhaflık olarak insanlar görürler. Ama Tanrı kelamı o saflıktan bahsetmiyor. Kusursuzluk. Kusur nedir? Çoğu zaman insanlar konuşurken şöyle, canım ne olacak ya her şey tamam oldu, bir kusurumuz da o kalsın. Derler değil mi? Bir eksiğimiz. Yani bir şeyde, düşüncede, davranışta, tavırda bir eksiğimiz var, hoş olmayan bir şey var. Canım o da kalsın. Ya o da kalmasın ne olur. Hepsi tamamsa o da tamam olsun. O da temizlensin, doğru yani tümüyle temizlensen olmaz mı? Nedir kusurumuz nedir bizim? Kendi hayatımızda kusurlarımız nedir? Çok mu konuşuyoruz, geveder miyiz? Şimdi ben işim icabı konuşuyorum, o ayrı bir konu. Benim işim konuşmak. Konuşmadan anlatamam derdimi. Ama kendi hayatımıza bir bakarım, hakikaten nasıl? Yerli yersiz konuşan bir adam mıyız? Ve çabuk öfkelenen bir adam mıyız? Hemen olur olmaz her şeye gülen kahkaha atan bir adam mıyız? Kıskanan mıyız? Nefret eden miyiz? Dedikodu yapar mıyız? Yapmayız. Bana ne başkasının hayatında, ben ilgilerim nasıl geçeyim? Çünkü biz iman olduğumuz için konuşmayız. Başkalarını şöyle baştan aşağıya süzer miyiz? Süzer de değil mi? Başkalarının içine burnumuzu sokar mıyız? Sormaz mıyız? Başkalarına kendimize akıl vermezken başkalarına akıl verir miyiz? Kendimiz yapmazken başkalarından bekler miyiz? Saysak daha iyi de saymak. Ne kusurlar var, ne kusurlar. Ama Neşideler Neşidesinde diyor ki, ey sevgilim diyor, sende hiç kusur yok. Kusursuz olan biri var. İsa dedi, sizden kim? Ben de bir tek günah gösteren. İşte Tanrı'nın bütün doluluğu Mesih'de mevcuttu. Şimdi istiyor ki Mesih o doluluğa biz de erişelim. Ve üzerlerimizdeki kusurları atalım. Üzerlerimizdeki bütün zayıflıkları atalım. Saf olan kişi, alçak gönüllü olan kişidir. Yeri geldiğinde tövbe etmesini, özür dilemesini bilen, içinden geçirdiğini dışarıya yansıtandır. İçi farklı, dışı farklı olmayandır. Bazen böyle insanlar vardır, biliyor musun? Bir şey söyler ama gücenmezsin, dersin ki yok dersin. Ya onun içinde değildir aslında. İçi neyse dışı da olur. Ya da içinden geçen olduğu gibi söyle. Sen darlık sağda gücense de söyle. Ama bilirsin ki ertesi gününe o kin, nefret saklanmamıştır. İçinde öfke yoktur.
İçinde kızgınlık, kin, kızgınlık biriktirmez. O anda söyler ve kaybolur gider. Böyle insanlar tatlıdır aslında. Yani konuşmaları ters olsa ben severim bu tür insanları. Çünkü niye? Yarınki güne bir şey bırakmazlar yüreklerinde. Eğer ki yüreğinde yarınki güne bir şey bırakıyorsa biraz çekinin o insanlar. O tehlikedir. Tehlikedir. Siz de kendinize bakın. Yarınki günlere bir şeyler bırakmıyorsanız size de tehlike vardır. Ama eğer ki bırakmayan biri varsa ondan zarar gelmez. Ha o anda dayanmak biraz zor olur ama zarar gelmez. O yüzden gelin sevgili kardeşler, biz kendi hayatımızı birebir olgunlaştırmak için Mesih İsa'nın önünde duralım. Onun fotoğrafına bir bütün olarak bakalım ve ondan öğrenelim. Ta ki kusursuz, saf, lekesiz Tanrı çocukları olalım. Bunun için çağrıldık. Bunun için savaş verelim. Bunun için mücadele edelim. Paulus Resul Ruh Kudüs vasıtasıyla bugün bize bunu öğretiyor. Rab bu konuda her birimizin anlayışını açsın ve bizi olgunlaştırsın ki olgun imanlılar olalım. Ve ışık saçan ve karanlıkta olan birçoklarına yaşam yolunu gösteren, yaşam sözünün doluluğuyla yaşam sözünü aktaran canlar olalım. Amin. Amin. Rab hepimizi versin.